Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kınamızda dikkatler ekranımız bolsun. Lager şahidi halkaralık cesaretlik ayarlar mükafatı erişti. Amerika Devlet İşleri Mahkemesi organ torida e'lon qilingan xabarda ma'lum bo'lishicha, lager shohidi Sayragul Savutbay 2020-yillik xalqaroliq jasoratlik ayollar mukofotiga erishguchilar qatoridan o'rin olgan. 4-mart Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerika Devlet İşleri Mahkemesida yilda bir o'tkazilgan xalqaroliq jasoratlik ayollar mukofotini tarqitib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 12 favqulodda jasoratlik ayolni taqdirladi. Amerika'nın birinci hanımı Melania Trump söz kılıp bu ayarlarının alahide muvaffakiyetlerini muayyenleştirgen. Sayragul Savutbay Şarkı Türkistan'ın Gulcidin bulup Tibbi Üniversitesi okugan ve doktor okutukçı maarif mesuli ve mektep müdiri bulgan. 2016 yılı 7. ayda Sayragul ve onun ailesindekiler Kazakistan'a köçmekçi bulgan. Ama Xitay Kompartisi onun pasportını müsadir kılıp onun yoldaşı ve balları bilen belli meneşiğe tozkullu kılgan. 2017 yılı 11. aydan 2018 yılı 3. aygacha Sayragul Xitay tajavuzchilari Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerdagi tutqunlarga xitoycha o'rgatishga majburlangan. 2018 yılı 3. ayda Sayragul Xitayning qo'lida o'lib ketishdan ansirab, lagerga qaytarilishdan saqlanish uchun Qozog'istonga qochib ketgan. U shundan keyin dunyodagi tunji ziyonkashlikka uchrug'uvchilarning biriga aylanib, Xitayning Sharqi Turkiston xalqiga qaratgan bastirish harakati haqida oshkora so'z qilib, bu ziyonkeşliklerge karşı hareket kozgan. Onun guvahlıqı Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını basturuş siyasının halkara cemiyetke yitip gelgen tünce ispatı bulup, bu ceza lagerleri ve Şarkı Türkistan halkıge karşı kullanılgan mecburlaş usullarını öz cigalıdı. Sayragul ve onun ailesindekiler hazır turvatkan Şivisiyadın panahlıq tiligen. Malum buluşa mezkur mukabatta dünyanın her kaysi caylardaki tınışlık, adalet, kişilik, hukuk, baraverlik ve ayollarının hukuk menfaatini qoğdaşın teşebbüs kılışta alaydı tirişallık körsetken ve başlamçılık kılığan ayollar takdirlendiken. 2007 yılı 3. ayda bu mükafat yolu kuyulgandan buyan Amerika Taşkı İşler Ministerliği 77 devletin kelgen 146 ayolunu mükafatlıgan. Mükafatkı erişküçüler murasimden keyin halkaralıq ziyaretçiler rehberlik faaliyetine katnaşıp Amerika'nın her qaysi şehirlerini ziyaret kıldıken. Ular Los Angeles'ta kayıtı cem bulup 16. Mart faaliyetini ahırlaştırdıken. Xitay Şarkı Türkistan üçün Tacikistan'da hareket kılmakta. Yerşari haberleri doğrunun 2. Mart'taki haberde malum buluşça, aldıngı ay Tacikistan paytaxtı Düşenbe şehirde ötküzülgen harbi paratta Xitay'da yasalgan yeni korallar körüstülgen bulup, Xitay Şarkı Türkistan'ın koldun ketmesliği üçün Tacikistan'da hareket kılmakta iken. Xabarda Tacikistan'ın Xitay'a zor miqdarda qarzi barlığı, Xitay'ın askerlerini Tacikistan'ın tağlıq rayonlarına orunlaştırganlığı, Xitay'ın tedirici halde Tacikistan'ın çirik ve iktidarsız hakimiyeti sebeplik, devlet bihaterlikiye ziyan yetküzüşke başlığanlığı. Bu yıl 1. ayda Prezident İmam Ali Rahmanov Tacikistan'ın meblağ siliş kanununu özgertip, naqpul kembolgan çoğun türlerge meblağ celip kılgallıqı. Bu tüzütüş layihisinin Rahmanov cemiyatının banki hesabatıga nep yetküzdüğün Talko Aliomin zavıtıga yana Xitay maşinsazlıq şirketinin 545 million dollar qarz alganlığı bildirilgen. Ma'lum bo'lishicha Tojikiston allaqachon paytaxt Dushanbega yeni issinish zavodi qurgan Xitay shirkati TBEA'ga bajda va kanchilikda e'tibor bergan. Undan boshqa oldingi yili oktyabrda Qashqar Shinyu Dadi kanchilik mablag' silish shirkatiga Yiroqdagi Yakchilov kumush zapisini echishda e'tibor bergan. Tojikiston prezidenti Rahmanovning bildirishicha Tojikistonga kam deganda 350 Xitay shirkati tizimga oldirgan. Xitay Tojikistonning 2 milliard 800 million dollarlik tashqi qarzining 20%dan ko'pragini egallaydi. Bu ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining 35.9% ga teng. Ilgari Tojikiston kan huquqini hatto 0.7% zaminini berish orqali Xitoyga qarzini to'lagan. Ma'lum bo'lishicha Tojikiston 2017 yili Xitoyning bir belvoq bir yo'l savdo planiga qatnashgandan buyon Xitoy bilan bo'lgan savdo tengpunsizligi 2016 yildagi 12%dan 2018 yili 22%ga o'rligan. Bu mablag' Rahmanovning kuchini mustahkamlashiga yordam bergan. Yaqinda Xitoy yana Tojikistonning bexatar shahar planiga asosan Dushanbada murakkab ko'zchi sistemasi qurgan va oldingi oyda ko'rsatilgan yangi qurollar bilan ta'minlangan.
Tajikistan Xitoyning naqpul va texnikasi bilan qurollangan asabiylikka qarishtirish qismi zarb berish harakatini boshlagan bo'lib, birinchi oyda Tajik musulmon qarindoshlar jamiyatiga a'zo bo'lish bilan ayblangan professor, imom va arab tili o'qituvchilarini o'z ichiga olgan minglagan kishi Tajikiston bexatarlik tarmoqlari tomonidan so'roq qilingan. Yaqinqi yillardan buyon minglagan masjidlar taqilib, soqol qo'ygan erlar soqchilarning parokandachiligiga uchrashqa boshlagan. O'qituvchilar ashqonlikka qarshi turish nomida shiddat bilan bostirilgan. New York vaqti kezida oshkorlangan hujjatlarda ko'rsatilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping Suriyadan qaytib kelgan Uyg'urlarning Tojikiston zimindan foydalanib yurtiga qaytishidan ansiraydiganligini bildirgan. Xitoyning Tojikistonda turishliq bosh elchisi Yobin 2018 yili muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Tojikistonga Afg'oniston vaziyatining ta'siriga uchrab ketishiga taqobil turish va O'rta Osiyoga qarab mangan qurolliq kuchlarning oldini olishdagi muhim to'siq sifatida muomala qilgan edi. Uyg'urlarning qiyinchilik ahvoli Anqaraga yetkazildi. 4 mart Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'atidan tarkib topgan bir hay'at Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy bostirish siyosatini kun tartibga keltirish uchun Anqarada ziyorati bo'ldi. Hay'at Adolat va Taraqqiyot partiyasining bosh markazi Adolat va Taraqqiyot partiyasi muavin tashqi ishlar ministri Javdat Yilmaz apandi va Adolat va Taraqqiyot partiyasi rais vakili Numan Qurtulmuş apandi qatorliq yuqori darajalik rahbarlarni ziyorat qildi. Hay'at ziyoratda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli, Wuhan virusi va xalqimizning virus tarqalayotgan xatarlik vaziyatda qanday xatarda qolganligi, Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqini asos qilgan holda muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning qiyinchiliklarini tafsilotli tanishtirdi. Hamda bu qiyinchiliklarni hal qilish uchun taklif talablarini o'tirg'a qo'ydi. Shuningdek, Sharq Turkiston xalqining Turkiyadan kutayotgan umidlarini hal qilishga tegishli ba'zi masalalarni o'tirg'a qo'ydi. Tayvan qonun loyihasi ma'qullandi. Bugun Germaniya ovozi bergan xabarda bildirilishicha, Amerika Avom palatasi yuqori ovoz bilan Taybey qonun loyihasini ma'qulladi. Hamda Tayvanni dunyo sahnasiga ittirdiganligiga kafolat berdi. Amerika Avom palatasi Taybey qonunni ma'qullab 415 bilet bilan 0 ga qarshi ovoz berdi. Parlament boshlig'i Nancy Pelosi bayonot e'lon qilib, Amerika Tayvanda turadi deb ta'kidladi. Tayvan bu rayondagi muhim ittifoqdosh va demokratik sherik. Bugun parlament Taybey qonunni ma'qullab, bizning erkin, ochiq va demokratik Tayvanni qat'iy qo'llaydiganligimizni yana bir qatim isbotladi. U bu qonun loyihasining Tayvanning xalqaro sahnadagi o'rnini saqlab qolish va ilgari surish orqali Tayvanning demokratiya va'dasini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Bundan boshqa bu qonun yo'lga qo'yilgandan keyin Amerika ittifoqdoshlari va sheriklarini Taybey bilan bo'lgan diplomatik munosabatni kuchaytirishga ilhomlantirdi. Tayvanning Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'z ichiga olgan xalqaro qaror chiqarish jadvalidan o'rin olishiga kafolatlik qiladi. Undan boshqa Tayvandagi Amerika jamiyatining raisi James Moriarty 5-chi kechasida Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenni ziyorat qilib, Tsai'ning ikkinchi vazifa o'tash mazgilida Amerika ikki hassa kuch chiqarib, Tayvanning dunyo sahnasiga qadam qo'yishiga kafolatlik qiladiganligini aytdi. U yuqumning oldini olishni misolga olganda, Tayvanda hozir faqat 42 odam jazmlashtirilgan va bir odam qazo qilganligini ko'rsatdi. Va Tayvan demokratiyaning kuchini isbotlaydigan kesallikni tizginlashda qattiq, ochiq va tajriba usulini qo'llandi deb ta'kidladi. Dunyo Tayvanning xalqaro tashkilotlarga elib kela oladigan qimmatini ko'rsin. Dunyodagi har qaysi davlatlar Tayvanning bilimi, tajribasi va keng qo'rsaqligidan naf oladi. Chat al shirkatlari virus sababli Xitoydan ketishni tezlatmoqda. Amerika ovozining bugun bergan xabarida bildirilishicha, Xitoy olimlari yaqinda virus yuqumi keltirib chiqargan ziyon sababidan chet el shirkatlarining Xitoydan chekinishidan iborat mushkul ahvolga duch kelganligini oshkorladi. Xitoy fanlar akademiyasining mutaxassislari dushanba kuni e'lon qilgan dokumentida mundaq deb ko'rsatdi. Agar hukumat mart oyining oxirigacha virusning tarqalishini tizginlay olmasa, to'qimachilik, yuqori texnikalik elektron mahsulotlari, muhit asrash va tannarxi yuqori bo'lgan pul to'lash qatorliq kasblarning sirtqi yotkilish xavfi yuqori bo'ladi degan. Dokumentda yana mundaq deb yozilgan. Ta'minlaguvchilarning o'rnini olish vaqt asosiy va munosabatli mablag' silishini talab qilgan bo'lg'ichqa, sanoat zanjirini yotkashga ketadigan chiqim odatda yuqori bo'ladi. Davlat ichidagi ishlab chiqarishni qisqa vaqt ichida asliga keltirgili bo'ladi degan oldingi shart ostida bu yuqumlanish Xitoyning sanoat zanjirining tashqi yotkilishiga ta'sir ko'rsatdi. Buning ta'siri cheklik bo'ladi. Xitoy iqtisodining eshishi 30 yilga yaqin vaqt ichida eng tuban saviyaga tushib qolgan bir paytda Xitoy doiralarining virusning tarqalishini to'xtatish tadbiri dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdadagi iqtisodiy faoliyatni to'xtatdi.
yerlik hükümetler mektep ve zavodlarını takıdı. Ammevi faaliyetler çeklendi. Yakında ilan kılınan resmi ve hususi tekşürüşlerden ayan buluşa, 2. ayda şirketler mecburi takas çeriyanda şirketler ticaretini eslige keltürüş ya ki işçi kubul kılış üçün tırışı vatkanda iktisadi faaliyet zor derecede tövelligen. Xitay işlep çıkırış, setibiliş ve başkuruş körsetküşe 2. ayda 26.5% çüşüp, aldınkı aydaki 51.8%'den xeylili töven bulgan. Tekşürüş yolu koyulgan 14 yıldın köprek vakit içinde tuncu kıtım 50%'den tövellep ketken. Reuters agentliğinin haberine karaganda Xi Jinping Xitay Xalq Taraqqiyat ve İslahat Komiteti ve başka iqtisadi sahalarının yuqum ahvalini dokulat kılgandayken Xitay Siyasi İdaresi Daimi Komiteti 2. ayda yerlik emeldarlarını agahlandırıp yuqumunu tizginleş üçün elip berilgan bazı hareketlerinin iqtisadqı ziyan salgallığını aşkarlıgan. Menbeler yana Xi Jinping'nin onlarını teximu köp çekleş tedbirleri kollanmaslıqı çakırgallığını aşkarıldı. Erdoğan Kremil Sarayı'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kremil Sarayı'da Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen görüştü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Erdoğan aldı bilen Kremil Sarayı'da Putin tarafından karşı elindi. Andan iki rehber ayrım görüştüm burun hatırı sürat geçişti. Putin bu yerde kılgan sözü de Suriye'de ötken hafta şehit bulgan Türkiye askerleri üçün taziye bildiriş bilen bir vaxtta bundaki vakalarının kayıtı tekrarlanması üçün baskışını yakından küstüvatkallıklarını kayıt kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mundaq dedi. Bütkül dünyanın dikkati nöbeti Suriye'nin İdlib rayonu üçün taşlandığan kademler ve çıkırıldığan kararlarına merkezleşti. Keyince işki rehberinin ayrım uçuruşu ve heyetler ara uçuruşları başlandı. Cumhurbaşkanlık Sarayı Uçur Alaka İşleri Başkarmasının bildirişçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin bilen elip bardığan ayrım uçuruşu ve heyetler ara uçuruşlarda Türkiye-Rusya münasebetlerden sırt yana İdlib'ni öz içine alan Suriye'deki özgürlükler hakkında öz ara fikir almıştırıldı. Afganistan Taliban bilen tenişlik sökbet ötküzüşünün aldınkı şartını ilan kıldı. Afganistan Prezidenti Ashraf Ghani Taliban bilen tenişlik sökbetini başlaş üçün Pakistan'dan çekinip çıkış vaxtını ilan kılışını şart kıldı. Prezident Ashraf Ghani Afganistan'dan Nangarhar vilayetindeki ziyareti cereyanında söz kılıp Talibanlar bilen tenişlik sökbetini başlaş üçün Taliban bizden öz mehbuslarını kuyup berişimizin şart kıldı. Biz bu Taliban'dan Pakistan'dan kaçan çekindiğallıkını bildiriş aldınkı şartını koyuyumuz dedi. Taliban bilen perde arkası da hiç kandak sökbet eylip berilmeydiğallıkını tekitleyen Ghani, sökbetinin Afganistan hükümeti bekitken vekiller ömeki tarafından eylip berildiğallıkını etti. O Taliban'dan kayıtıdın hücum kozduğallıkını tilgi eylip, bu kandak tınışlık. Çet elliklerge hücum kılışını tohtutup, Afganistan armisiyge hücum kılışını devamlaştırsanlar, bu halde cihatının mənisi nemi buludu deyip sorudu. Prezident Ghani düşenbe gündeki muhbirlerini kütüveli şiğinde Taliban azası 5000 mehbusunu koyup beriş doğrusu hiç kandak vadisi yokluğunu bildirgen idi. Bu ceryanda Taliban azalarının Kunduz vilayetindeki bir harbi merkezge kılgan yeni hücumda 16 asker ceniden ayrıldı. Kunduz vilayetlik şurasının muavin başlığı Safiyullah Amiri bayanat berip, Talibanlarının Kunduz'nun bağ şirket rayondaki harbi ponkitki hücum kılganlıkını askerdi. O hücumda 16 askerinin ceniden ayrılgallıkını tokunuşta Taliban tarafından mı talapetke uçurganlıkını sözlerine ilave kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki varlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.